Bir 8-10 saniye bir sallandık. Tabii korkuyla aşağı kaçtık. Ondan sonra 5.4 herhalde. İşte komşular falan herkes bir tedirgin oldu. Sanırım geçti şimdi. Bakalım, bekleyeceğiz. Haberlere bakacağız ne oldu diye. Evde miydiniz? Evdeydik. Tecrübe hissettik, öyle böyle değil yani. Hemen aşağı mı indiniz? Sallan, aynen. Ne kadar sürdü? Ne, kaç saniye sürdü? 200 saniye falan hissettik yani. Yatağımdaydım. Evet. Yatak çok kötü sallandı. Böyle yataktan zaten böyle gümbür gümbür sesler çıkmaya başladı. Ben o an anladım deprem olduğunu. Ondan önce yatak sallanıyor zannettim. Bir şey oldu zannettim ama depremmiş. Ne salladı? Yani bayağı iyi salladı. Hemen. Antalya bölgesinde bu kadar şey değildi yani. Allah'ım, herhalde milyonlar çıktı. Milyonlar çıktı. Orası çok sallandı. Nasıl hissettiniz depremi? Vallahi buzdolabı sallanınca o şekilde bittik, baktık deprem oluyor, aşağı kaçtık direkt. Vallahi ben namaz kılıyordum. Evet. Sünneti bitirdim, farzına başladım, başladı çallanmaya. Allah Allah, ben kendimde mi diye hissettim. Lambaya baktım, lambada bir şey yok. İki kere geçirdim. Kıbrıs yayı dediğimiz kısımda 5.4'lük büyüklüğünde bir deprem oldu. Yaklaşık 100 kilometre derinlikteydi deprem. Afrika levhasının olduğu kısımda, yani Anadolu'ya dalmış olduğu, dalma batma zonumuz var orada. Deprem orada gerçekleşti. Buradaki depremler derinde olduğu için daha fazla geniş bir alanda hissediliyor. Ama tabii 5.4-5.5 büyüklüğündeki bir depremin o kadar derinde olduğu için yıkım etkisi olmuyor. Ama oradaki potansiyel 7 büyüklüğünde, 7'nin üzerinde büyüklüğünde deprem potansiyeli yaratacak bir durumda. Tabii önümüzdeki süreçte de böyle bir depremi ne yazık ki bekliyoruz. Zaten dediğim gibi, yani dalma batma zonu dediğimiz, yani 100 kilometrelik derinlikteki depremde 5.4-5.3 büyüklüğündeki depremde bir tsunami riski olmaz. Mesela ama şuna dikkat etmiyoruz, yani etmemiz gerekiyor. O bölge Kıbrıs yayı, Helen yayı dediğimiz volkanik bir bölge. Devamlı hareketli bölge ve son zamanlarda artık Afrika levhasının, Anadolu levhasının altına daldığı kısım. Yani tabiri yerindeyse kıra kıra levha hareketi orada görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda, günlerde veya yıllarda, aylarda o bölgede daha büyük bir deprem olma riski yüksek. Şimdi Türkiye'de deprem bölgesi dediğimiz, yani yıkıcı deprem olabilecek olan bölge sayısı 500'den fazla. Bakın, 500'den fazla bölgede biz her an bir deprem olabiliriz. O yüzden işte şurada deprem olacak, burada deprem olacak tahminini bir kere siz de yapabilirsiniz. O 500 tane yerden 100 tanesini her gün diyelim ki deprem olacak derseniz illaki bir gün tutturursunuz. Bursa'daki 2.9 büyüklüğündeki deprem konuşulmaya bile değmeyecek bir deprem aslında. Ama bizim binaları, şehirleri, açtığımız yerleri, yerleşim yerleri, biz ne yazık ki ovaların içine yaptığımız için, tarım toprağına yaptığımız için bu depremleri hissediyoruz. Bursa'nın zemini jöle gibi bir zemindir. Yani 2.9 büyüklüğündeki bir depremi aslında konuşmamanız lazım ama ovaya kurulu olan şehirler, yani Bursa gibi, Isparta gibi, Balıkesir gibi, işte sahil kesimindeki, Akdeniz bölgesindeki sahil kesimindeki yerler, bu tür ova gibi ovalara kurduğumuz şehirlerden dolayı biz bu tür büyüklükteki, yani 2.5, 3, 4 büyüklüğündeki, hatta 5 büyüklüğündeki depremlerde bile endişe yaşıyoruz. Normalde bunlar yıkım da yapmazlar. Herhangi bir şekilde halkın paniğe de yol açmamaları gerekiyor. Ama yapılaşmamız yanlış ve geriye bununla ilgili de bir çözüm de yapmıyoruz. Bizim bu süreçten sonra riskli binaları tespit edip bu riskli binalardan vatandaşlarımızı en kısa sürede nasıl tahliye ederiz? Onların yerine yeni sağlam yerleri, yerleşim yerlerini nasıl seçeriz? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Bunlar kendi başına ferdi, yani levhadaki hareket, yani özellikle Kıbrıs yayı dediğimiz, Helen yayı dediğimiz bölgedeki derin depremler herhangi bir tetikçi de bir yönü değil ama orada yaratabilecek boyutta. Yani
oranın aslındaki deprem üretme potansiyeli 5.5 değil. 7 ve 7'nin üzerindedir. Yani şu anda orada böyle bir sismik aktivite enerji olmuş. Yaklaşık bir 500 tane kamyona tekabül edecek bir dinamit patlamasıdır. 5.5 dediğimiz. Ama oradaki levha depremidir o. Çünkü levhanın hareketinden dolayı, damla batma zonundaki hareketten dolayı meydana gelen bir deprem. Sahil kesimindeki bütün binalardır. Yani sahil kesimindeki tüm binalar riskli binadır. Balçık zeminler, alüvyon zemin dediğimiz ova, o tarım yapılan olan ova alanların hepsi risklidir. 2000 yılından önceki binaların hepsinde bir büyük bir hasar görürüz. Bir kere onu bekliyoruz. Ve 7 büyüklüğündeki bir Akdeniz'deki depremde, yani Antalya'da kara kısmında 7 büyüklüğünde bir deprem yaratacak bir hareket şeyimiz yok. Oluşumumuz yok, jeolojik oluşumumuz yok. Akdeniz'deki damla batma zonu dediğimiz levha sınırında biz bunu görürsek göreceğiz. 7 büyüklüğündeki bir deprem eğer olursa, ki istemiyoruz yani, Allah inşallah öyle bir şey bize göstermez. Bir kere falezlerdeki boşluklardan dolayı falezler üzerindeki yapılan binalar hasar görecektir. Zemindeki yıkılacaktır. Yıkılmaya çok yüksek bir ihtimalle yıkılacaktır. Alüvyon zemin dediğimiz binalar sıvılaşmadan dolayı yıkılacaktır. Çok ciddi bir, yani sağlam olmayan zeminlerin hepsinde ve 2000 yıl önce yapılmış inşaat kalitesi düşük olan binaların hepsinin çok ciddi bir şekilde ağır hasar olduğunu göreceğiz. Falezlerde mi yapılaşma var? Çok ucuna yaklaştığımız kısımlarda orada mağaralar var biliyorsunuz. Büyük boşluklar var. Boşluklar depremin şiddetini arttıracaktır. Yani daha fazla şiddette, büyük şiddette görecektir oradaki binalar. Onlar da tabii dayanamayacaklar da o büyükteki depreme. Çok fazla bir sıkıntı yaşatmak. Yerinde oldu. Levhada olan depremin şiddet büyüklüğünü arttıracaktır, şiddetini arttıracaktır. Yani 6 büyüklüğünde olan depremi 8 şiddetinde hissedecektir. Yani bu depremleri görecek orada levha sınırında. Çünkü artık sürekli bir deprem olma riski var mı? Tabii ki yani o bölgede sürekli değil de olursa böyle 5-5,5 hatta 7'nin büyüklüğünün üzerinde depremlerinde jeofizik, jeoloji, işte bu kadrolaşma. Çünkü yer bilimi...